magazinin zirvesinde olan bir isimle, divamızla, Bülent Ersoy'la bir araya geldin. Fotoğrafların bize gelince dedik ki, İrfan'la Bülent Ersoy ne yapıyorlar böyle siyah VIP bir aracın içindeler falan, böyle karanlık da geldi fotoğraflar, ne oluyor dedik. Şimdi şöyle oldu, o kadar kasvetli, o kadar kötü haberlerin üst üste geldiği, evet, sizinle zaman zaman programı iptal etmek durumunda, evet, kaldığınız ağır gündem maddeleri dolu bir 2016 yaşadık ki, ama evet, tüm dünyada da böyle oldu. Türkiye'de daha da fazlasıyla böyle oldu maalesef. Bizim gülümseyerek programı açabildiğimiz, günaydın diyebildiğimiz gün sayısı sınırlıydı. Evet. Ve doğru, bu kadar herkes için kötü geçmiş bir yılın sonunda bir parça gülümsemenin kimseye bir zararı olmaz herhalde diye düşündük. Biraz insanlara moral verebilmek, umut aşılayabilmek, yeni yıldan beklentileri yükseltmek, yeni yıl konusu bile tartışma konusu, yılbaşı konusu bile tartışma konusu yapılırken biz de dedik ki hadi o zaman şarkı söylüyoruz. Kiminle? Bu dünyada uygulanan bir format, yeni yeni çok da tutuluyor, izleniyor. Carpool Karaoke diyorlar bunun ismine. Bir ünlüyü yanınıza oturtuyorsunuz. Normalde aslında direksiyonda benim olmam, yanımdaki koltukta hanımefendinin olması lazım. Ancak biz biraz daha böyle lüks bir aracın içindeyiz. İstanbul trafiğinde ben elimde çiçekler, kendisini aldığım evden ve yılbaşı özel programımızın Ben Bilmem Eşim Bilir'in çekimine kadar eşlik ettim. Unutulmaz bir yeni yıl eğlencesi için geri sayım başladı. Diva Kanal D'yi seçti. Helal! Görüyor musun? Yeri göğü inleten sesiyle İstemem ayrılık, boynumu büksün. İstemem aşkına, ege sürüsün. Tez yanıyla Kanal D ekranlarında başarılı sunucu Ufuk Özkan'a gelecek. Left, geldin. 31 Aralık gecesi Ben Bilmem Eşim Bilir yılbaşı özel programına birbirinden ünlü konuklar şarkıları ve performanslarıyla damga vuracak. Ancak her şey onun gelmesiyle başlayacak. Boyunca ünlü haber spikeri İrfan Değirmenci kendisine eşlik edecek. Kahkaha dolu yolculuğun ilk anlarında İrfan Bey biraz bekleyecek. Şu an İstanbul'un bir başka köşesindeyiz de bekliyoruz hala. Kısmet olursa gelecek Bülent Ersoy. Ben önden bir hazırlık yaptım. Valizleri de bana teslim etti sağ olsun. Onları bir araca taşıyalım. Şunlar, şu gördüğünüz valizler. Biraz zorlanacak. Söz konusu olan Bülent Ersoy olmasa yine yapmazdım da yardımcı olan da yok. Soğuk. İrfan Bey nerede? Buluşma anıysa her şeye değecek. Merhabalar, ne kadar güzelsiniz. Ne kadar güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Evinizin bereketi Bülent Ersoy'dan. Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi. İşte oldu efendim. 31 Aralık gecesi yıldızların yağmur gibi yağdığı Ben Bilmem Eşim Bilir'de Diva'yla büyük buluşmayı sakın kaçırmayın. Bavullar, nar, bayağı bir prodüksiyon yapmışsınız. Biz öyle yaptık fakat kendisi önce bir tabii az solist olduğu için çocuğum dedi bunları bana bir gün önceden söyleseydiniz çalışsaydım rolüme dedi. Hı. Efendim rol değil işte, ne varsa ne nasıl olursa işte yılbaşlarında ne yapıyorsanız sahneye çıkarken onları yapacağız dedik. Fevzi Bey var yanında, yardımcısı, menajerim. Hı hı. Fevzi Bey'i biraz işte haşlamak durumunda kaldı. Fevzi diye bağırdı. Biz korktuk, acaba çekindik, ilk defa da böyle bir şey yapacağız. Sonra kamera kayda girince yılların Bülent Ersoy'u çok profesyonel. Hiç kesintisiz devam etti. Ne sorsam yanıt verdi. Ne rica etsem biraz yaptı. Biraz çekinip korktun mu? Korkmaz mıyım? Korktum. Eyvah dedik, şimdi rezil olacağız. Önce bir valizleri, hani senaryo icabı valizlerini taşıyorum ya hanımefendinin arabaya. Valizleri beğenmedi. Ben böyle valizle mi gidiyorum dedi. Değiştirin şunları dedi. Tamam peki. Ondan sonra yılbaşı gecesi nar patlatmam lazım. Nar bulundu, getirildi. Daha başka sürprizleri de var. Arabanın içinde istedikleri oldu. Bazı şarkılar...
birlikte söyleyelim efendim diyorum. Yok diyor, ben onu söylemem. Ondan sonra neyse şunu söyler miyiz? E hadi biraz terennüm edelim onu. Arabanın içinde 7-8 şarkı söyledik beraber. Benim de sesimi beğendi laf aramızda. Neler sordum? Kendisine emel sayını sordum. Hmm. Efendime söyleyeyim. Gerçi o biraz geride kaldı galiba. Hiç kimseye kırgın değilim dedi. Tarkan'ı sordum. Ben dedim Tarkan'ı kıskanıyorum. Siz onunla ikinci bir şarkı birlikte okumuşsunuz herhalde dedim. Yeni düetleri evet. Çıkacakmış. Ondan sonra Tarkan da sizin kadar dedi. Beyefendi bir arkadaşımdır. Çok iyiyiz. Bir araları bozulmuş. Galiba evet, da evet, oluyor. Evet evet, kisverdi. Sen dersin iyi çalışıyor. Aşk, evlilik sordun peki, mu? Sordum, sormaz mıyım? Sordum. Var mı sürpriz bir şey? Çok ilginç yanıtlar verdi biliyor musunuz? Aslında çok nasıl söyleyeyim, bir şöhreti korumak için ve o Bülent Ersoy'u korumak için vazgeçilen bir Bülent var ortada. Benim gözlemim. Hmm. Ama bundan şikayetçi değil. Konuşulmak, gündemde olmak, şarkılarıyla gündemde olmak, özel hayatıyla, kostümleriyle gündemde olmak, o yıldız hayatını sürdürmek gittiği yere kadar. Bunun için Bülent Ersoy pek çok şeyden vazgeçmiş durumda. Mesela evinde çok yalnız, özel hayatında öyle anladığım kadarıyla, ama bundan şikayetçi değil. Beni taşımak zordur diyor. Ve mesela evinde çok misafir ağırlamadığından söz etti. Ya günün birinde İrfan Bey oğlum haberden çık da gel bir çay içelim derler valla. Şunu söyleyeceğim, çok cesur bir insan. Hani toplumumuzda evet Zeki Müren sahnede pek çok kalıbı yıkmış, büyük bir ses, yarattı. Bir yıldız. Ama sonrasında Bülent Ersoy'un gözümüzün önündeki değişimi, yönelimi, tercihleri, hayat tarzı ve kendisini o şekilde kabul ettirebilmiş olması ve diva unvanını elde etmiş olması işte bu bir azim ve evet. Pek çok şeyden vazgeçmeyi gerektiriyor.